Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görüntüsü harika olan ve her katında ayrı bir lezzet şöleni bulunan çok lezzetli, şahane bir tatlı yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, tatlımızın yapımına başlamadan önce kalıbımızı hazırlayalım. Ben 24 santimlik kelepçeli kalıp kullandım ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi kalıbın tabanına yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve kenarındaki fazlalıkları bir makasla keserek kalıbımı hazırlıyorum ve şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz burçak bisküvilerden 2 paket bisküviyi elimle parçalayarak robota alıyorum. Ve un haline gelene kadar robottan geçiriyorum. Bir iki dakikanın sonunda bisküviler un haline geldi gördüğünüz gibi. Bu arada 2 dolu yemek kaşığı tereyağını eriterek hazırlamıştım. Şimdi eritmiş olduğum yağı ilave ediyorum ve yağla beraber de iyice karışana kadar robottan geçirmeye devam ediyorum. Ve 1-2 dakikanın sonunda ıslak kum görüntüsüne geldi gördüğünüz gibi. Bisküvili tabanımız hazır. Şimdi hazırlamış olduğum tabanı kalıba boşaltıyorum. Ve eşit bir şekilde bir kaşıkla yayıyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırınım bir yandan ısınırken tabanı düz bir çay bardağı ile iyice bastırarak sıkıştırıyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra kalıbımı fırın tepsisine alıyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, bisküvili tabanı yaklaşık 7-8 dakika kadar fırında tuttum. Fakat bu süre fırından fırına değişkenlik gösterebilir. Çok kısa sürede pişip hemen yanabilen bir malzeme olduğu için başından pek ayrılmadan ve gözünüzü üzerinden ayırmadan pişirin lütfen. Videoda gördüğünüz gibi kenarları kızarmaya başlayıp renk almaya döndüğünde hemen fırından çıkartabilirsiniz. Evet, bisküvili tabanım hazır. Ben şimdi soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi tatlımızın kakaolu muhallebisi için uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı kakaoyu alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağından bir parmak fazla şeker ilave ediyorum ve aynı bardak ölçüsüyle 3 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütten az bir miktar ilave ederek malzemeleri bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum ve şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz hemen bir paket vanilya ve bir silme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve hemen hızlıca çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Malzemelerin hepsi iyice karıştıktan sonra muhallebiyi hiç soğutmadan soğuyan bisküvili tabanın üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak bir kaşıkla düzeltiyorum.
Ve üzerini düzelttikten sonra ben beyaz muhallebisini hazırlayana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet, şimdi tatlımızın beyaz muhallebisi için tencereye 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta ve yarım su bardağından bir parmak fazla şekeri alıyorum. Ve yine 3 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütten az bir miktar ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeler güzelce karıştıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp muhallebiyi pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Ve muhallebiyi kısık ateşte başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz hemen bir paket vanilya ve bir silme yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra muhallebiyi hiç soğutmadan kenarda bekleyen kakaolu muhallebinin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak bir kaşıkla düzeltiyorum. Ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet, artık tatlımızın son katı olan çikolatalı ganajını hazırlayabiliriz. Bunun için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Ve daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve kremayı başından ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım ve şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve hızlıca karıştırarak çikolataları içerisinde eritiyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdım gördüğünüz gibi. Çikolatalı ganajımız hazır. Şimdi hiç soğutmadan tatlıyı dolaptan çıkartarak üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzeltiyorum. Ve sosunu da düzelttikten sonra en az 4-5 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tatlımı kalıbıyla beraber 5 saat kadar buzdolabında beklettim. Vaktiniz varsa bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kenarından bir kez bıçakla geçtikten sonra kalıbından çıkartarak bir servis tabağına alıyorum ve dikkatli bir şekilde altındaki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Süsleme kısmı tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben biraz çikolatalı draje ve biraz da fıstıkla süslüyorum.
Ve süslemesini de tamamladıktan sonra üzerindeki sosun çatlamaması ve bıçağa yapışmaması için bıçağımı her defasında kaynar suya batırıp çıkartarak bir peçete ile kuruladıktan sonra dilimliyorum. Ve hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü harika, lezzeti ise inanın nasıl anlatacağımı bilemiyorum. O yüzden lafı fazla uzatmıyorum ve bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Her katında ayrı bir lezzet şöleni olan, görüntüsü şahane, harika bir tatlı oldu gerçekten. Bir kez daha ısrarla bu tarifi mutlaka denemelisiniz diyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.